Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tahmin edeceğiniz üzere bugün de yine gündemimiz oldukça yoğun olacak. Videomuza geçmeden önce lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz diyorum. Ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Arjantin'e gideceğiz. Arjantin ne alaka demeyin. Arjantin'den özellikle Türk savunma sanayisini ilgilendiren çok önemli bir haber mevcut. Arjantin medyasından Defensa Seguridad yapmış olduğu haberinde Türkiye'nin özellikle son dönemde gelişen savunma sanayisinin Arjantin için çok önemli bir örnek olduğunu belirtti. Detaylar bir karşımıza gelsin. Arjantin'de neler yazıldı, neler çizildi hep birlikte öğrenelim. Metni öncelikle aynen Arjantin medyasında olduğu şekilde sizlere aktaracağım. Bunu belirtmek isterim. Arjantin medyasından Defensa Seguridad dedi ki, Türkiye, Arjantin'deki savunma sanayisinin stratejik ortağı, Arjantin'e örnek olması gereken bir başarı hikayesi dedi. Haberin detaylarında, Türkiye'nin küresel ölçekte yükselen bir güç olarak yeni çok kutuplu jeopolitik satranç tahtasındaki yükselişi, Arjantin ve bölge ülkelerinin Türkiye ile yenilenebilir enerjiler, yeni teknolojiler ve savunma sanayine yönelik yeni bir ikili ve çok taraflı gündem oluşturmaları için tarihi bir fırsat sunmaktadır. Ukrayna Savaşı Türkiye'nin insansız hava araçlarını meşhur etti. Bunlar Türkiye'nin gelişen askeri sanayisinin sembolleri olarak uluslararası medyada hızlı vitrine çıktı. Ankara 10 yıllardır sadece insansız hava araçlarıyla sınırlı kalmayan, sadece birkaç 10 yılda ulaşılan yüksek teknoloji seviyesine geniş bir ürün yelpazesine sahip, rekabet gücü yüksek bir savunma sanayi geliştirmek ve genişletmek için uzun vadeli bir strateji izliyor. Türk ve Arjantin savunma sanayileri arasında işbirliği mümkün. Arjantin savunma sanayi kompleksi Türkiye ile ortak bir yönü var. Ana şirketler devlete ait veya devlet tarafından kontrol ediliyor. Bu nedenle iki ülke arasında bir çerçeve anlaşması üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyoruz diye Arjantin medyasından Defensa Seguridad haberini sonlandırdı. Vallahi size bir şey diyeyim mi kıymetli dostlar? Hani sizlere bu metini aktarırken içim o kadar gurur doldu ki yani gerçekten de tam bir başarı hikayesi. Bu başarı hikayesinde tabii ki de en büyük emek mühendislerimiz, teknik personellerimiz hatta çaycılarımız ama hemen devamında da özellikle de bu gelişmeleri bağrımıza basan yüce Türk milleti aslında bu tür gelişmelerin Latin ülkelerine kadar gitmesine bence çok büyük rol üstlenmekte. Şunu da belirteyim. Hani demişler ya Türk siyaları Ukrayna'da şöhret kazandı diye. Hayır efendim. Türk siyaları Ukrayna'da şöhret kazanmadı. Sadece Ukrayna'da sözde o Batı devletlerinin yanında yer aldık ya hani Batı bloğunu savunduk ya ondan dolayı Türk siyaları övünmeye başlandı. Yoksa Libya'da veyahut da Karabağ'da zaten Türk siyaları görevini fazlasıyla yerine getirmişti. Ünlenmesinde sadece Ukrayna'nın etkili olduğunu söylersek gerçekten de çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Sadece işine geldiğinden dolayı Batı medyası o dönemde Bayraktar TB2'ye güzellemeler yaptı. Zaten bilirsiniz Ukrayna'da Bayraktar TB2 operasyon yapınca işte barışın kartalları fakat işte Karabağ'da Azerbaycan ordusu operasyon yapınca ölüm meleği diye adlandırılıyordu. Gerçekten de akıl alır gibi değildi. Bu hususta değinmek istedim diyorum ve akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde lütfen arkanızda yaslanın çünkü gerçekten de sinir katsayılarınız yükselebilir. Dün bir tane İsrailli haham. Haham adı Elazer Kastel. Elazer Kastel'in bir konuşması sosyal medyada karşıma çıktı ve gerçekten de hani sizlere sinirlenmeden veya da topluluk kuralları ihlali var biliyorsunuz işte küfür, hakaret. Bunlardan bir tanesini kullanmadan bu haberi nasıl aktaracağımı düşünürken şu an birazcık sakin kalmayı başardım kameranın karşısına geçince. Elazer Kastel Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye dedi bizi sinir ediyor dedi. Devamında Hatay tarafındaki bölgelerin de İsraillerin olması gerektiğini söyledi. İsterseniz konuşmalarını bir dinleyelim. Daha sonrasında Kastel'in konuşmalarını hep birlikte yorumlayalım. Minimum adot ahi mitzamtsamot shel hagvul hatzfoni shel eretz Yisrael medabrot al ezor Beirut. Yesh shama har gavua, yesh omrim sheze or ha'har. Yesh ke'elo omrim yoter tzafon. הרבה ראשונים אומרים, זה בגמרא בגיטין, פרק ראשון, הרבה אומרים שזה עד טורוס אמונוס, טורי אמנון, זה עוד יותר צפונה, זה כבר גבול טורקיה-סורה שם בצפון. הטורקים מעצבנים אותנו. למה הם מעצבנים אותנו? למה הם נגדנו? הקדוש ברוך הוא מרמז לנו, אתם צריכים להגיע לשם.
Ben size bir şey diyeyim mi? Sizin daha çok keyfiniz kaçacak Allah'ın izniyle. Oh ne güzel, kafadan bir kitap yazıyorlar. Daha sonrasında kitap bize orayı emretti, orayı alalım. Burayı emretti, burayı da alalım. Kafalarına göre yazmış oldukları kitaptan sözde Amanos bölgesi, Amanos'ta işte Hatay civarında ele geçireceklermiş. Fakat Türkler sinir ediyormuş. Gerçekten de biz şeref duyarız sizleri sinir etmekten. Zaten toplumumuzun sinir katsayısı size karşı şu an oldukça yükseldi. Yani böyle bir hamle, tabii gerçekçi olalım. Hani böyle bir hamle zaten gelmez. Şu an Türk savunma sanayisinin zaten gücü, şöhreti, şanı Latin Amerika ülkelerine kadar ulaşmış. İlk konu başlığımızda aktardım. O kadar o iş kolay değil. Onlar da farkında ama yani böyle bir şey olursa eğer gelip de işte biz o bölgeleri, bizlere vaat edilmiş kutsal toprakları alalım derlerse valla bizim toplumumuzun zaten sinir katsayısı yüksek. Geldikleri gibi gerçekten de öncekilerde olduğu gibi giderler bu sefer. Kimse gözlerinin yaşına bakmaz. Bizleri kimseyle karşılaştırmaz. Karşılaştırmasınlar deyip daha fazla uzatmadan, çünkü ağzımdan tehlikeli kelimeler çıkabilir. Devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için gündeme dair birçok önemli haberi buldum, derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Zelenski'ye gidelim mi? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son yapmış olduğu açıklamasında dedi ki Gazze kritik bir dönemde dikkatleri Ukrayna'daki çatışmalarda başka öne çekme tehdidi oluşturuyor. Müttefiklerimizin dikkatini başka yerlere dağılmasının ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlıyoruz diye bir açıklama yapmış Zelenski. Zelenski'nin derdi bileceğiniz üzere tüm dünya şu an Gazze'ye yöneldi ya, özellikle de o bir şeyler beklediği, yalayıp durduğu abileri şu an İsrail'in yanında ya. Tabii doğal olarak Rusya'dan da bir baskı arttı. Hatta bazı batılı ülkeler Ukrayna'ya ya sen masaya otursan mı artık Ruslarla? Bak biz işte İsrail'le uğraşıyoruz, İsrail'e destek veriyoruz. Sana yapacağımız harcamaları şu an İsrail'e yapıyoruz. Bundan dolayı hani Ruslarla sen bir masaya otursan iyi olur tarzında Ukraynalı yetkililere bazı seslenişler de mevcut. Bundan dolayı Zelenski ne yapacağını şaşırdı gerçekten. Hemen devamında kıymetli dostlar Güney Kore'ye gidelim mi? Bileceğiniz üzere F-35 programından bizleri çıkarttıktan sonra Türkiye olarak çok güzel ahlar etmiştik. F-35 projesinde tüm emeği geçenlere. Ahlarımız merak etmeyin takır takır tutuyor. Bu kez de Güney Kore Hava Kuvvetleri kuş çarpması sonucunda bir tane F-35'ini emekliye ayırdı. Diyebilirsiniz Kaan oğlum bir tane kuş çarptı diye emekliye neden ayırıyorlar, tamir etsinler. O iş o kadar kolay değilmiş kıymetli dostlar. Kuş saldırısının ardından onarım maliyetinin 140 milyon dolara aşmasının ardından F-35'i emekliye ayıracaklarmış. İngiltere ordusu İsrail'e istihbarat sağlamak amacıyla Gazze üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Evet yanlış duymadınız. İngiltere Savunma Bakanlığı gözetleme yapacak uçaklarının silahsız olacağını ve savaş görevine sahip olmayacağını açıkladı. Kısacası İngilizler masum sivillerin öldürülmesi için İsrail ordusuna koordinat verecek. Daha sonrasında da işte biz silah taşımıyoruz, sivil öldürmüyoruz diye belli başlı kisvelerin altına saklanmaya çalışmış İngilizler. Fakat yemezler katliama İngilizler de şu an ortak olmuş durumda. Zaten sürekli özellikle Güney Kıbrıs kesiminden İsrail'e bolca mühimmat taşımaktalardı. TUSAŞ'a gidelim mi? Yine müjdelerin adamı Temel Kotil'den önemli açıklamalar var. Özellikle de hani Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşuna 23 gün kaldı ya. Ben de tabii Milli Muharip Uçağımız veyahut da TUSAŞ'a ilişkin ne kadar haber varsa hepsini böyle didik didik ediyorum. Temel Kotil'in açıklamaları şu şekildeydi bugün. Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki helikopterler patır kütür vuruluyor. Atak 2 20 kilometre mesafeden hedefleri görecek. Füzeleri de bu mesafeden vurabilecek. Uzaktan vurma konusunda devrim yapacak Atak 2. Savaş bize uzakta kalmayı öğretti dedi. Açıklamalarının hemen devamında ise Temel Kotil, dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan ABD, Rusya ve Çin'den sonra 4. ülkeyiz. Helikopter konusunda da çok iyi bir noktaya geldik. Avrupa'da helikopter üreten Airbus, Agusta, bir de TUSAŞ var. Başka da firma yok dedi. Hazır konusu açılmışken kıymetli dostlar bu görmüş olduğunuz ne? Aslında sıkı takipçilerimiz bildi. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın kalorifer peteği tırnak içerisinde şeklinde dalga geçilen ilk üretim parçası. 23 gün sonra uçacak olan Milli Muharip Uçağımız Kaan bu parçanın üretiminden 2 yıl 2 ay sonra ilk uçuş testini gerçekleştirmiş olacak. Rekor sürede parça üretiminden uçuşa geçen 5. nesil olarak tarihe geçecek Milli Muharip Uçağımız. Yani nereden nereye? Yavaş yavaş bugünkü sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken kıymetli dostlar artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni savaş gemilerinde hiçbir ithal silah kullanılmayacak. Gemilerde kullanılan güdümlü füze, hava savunma füzesi, deniz topu ve benzeri sistemlerin tamamını artık Türkiye üretebiliyor. Zaten bunlara en büyük örnek de TCG İstanbul Fırkateynimiz. Tamamıyla yerli. Allah'ın izniyle helikopter konusunda havacılık alanında zaten biraz önce sizlere haberi anlattım. Mükemmel durumdayız. Rabbim
Rabbim nazarlardan esirgesin. Deniz kuvvetlerimiz de aynen bu şekilde insansız deniz araç çalışmalarımızda yine tam gaz devam ediyor. Zaten kara birliklerine dememize bir şey gerek yok. Özellikle zırhlı kara araçları noktasında Türkiye'de şu an özellikle dünyada ilk 3'e 5'e girebilecek konumda. Rabbim gerçekten de nazarlardan esirgesin. Vallahi öyle. Yani havadan atıp tutmuyoruz. Bunlar gerçekler. Artık alışsak iyi olur. Kalorifer peteği diye dalga geçmişlerdi. Hazır konusu açıldı da. İçimden demiştim. Ulan dedim. Ödünüz kopuyor değil mi? Şu memlekette bir şey başarılacak diye ödünüz kopuyor değil mi demiştim içimden. Gerçekten de öyleydi. Fakat aslında özellikle de o eleştiriyi yapan, aslında bu eleştiri değil. Yani tamamıyla Türkiye'nin yapmış olduğu güzel faaliyetlere tamamıyla aslında bir gölge eleştiri değildi bunlar. O dönemlerde TUSAŞ yetkililerinden sürekli şunu duyardık. Biz işimize bakacağız. Biz eleştirilere cevap vermeyeceğiz diye. İşlerine baktılar ve daha sonrasında 27 Aralık'ta Milli Muharip Uçağımız Kaan Allah'ın izniyle ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Bunun gibi böyle işte saçma sapan eleştiri yönelten tiplere hiçbir şekilde aldırış etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz işimize bakacağız. Gelişen Türk savunma sanayisi en güzel cevabı da zaten işine bakarak verecektir diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.